Evet Nijeryalı forvet Victor Osimhen'in geliş görüntüleri ekranlara geldi. E, açıklamalar da tabii bir yandan ekranlardaydı. E, şöyle düşününce yaş ve performans açısından Hı -hı. E, şu ana kadar Türkiye'ye gelen e, sanırım en büyük oyuncu diye evet, düşünüyorum. Kesinlikle öyle yani isim olarak çok büyük yıldızlar geldi. Hı -hı. Drogba, Snyder, Van Persie bunlar Mario Gomez Hı -hı. çok büyük isimlerdi. Ama Roberto Carlos unutmayayım. Serkan Ama... Anelka'yı ekliyor. Şimdi bir dakika Serkan sakin. Şimdi Anelka bundan önce yaş ve kariyer olarak Türkiye'ye gelen en hani fiyat performans yaş olarak en iyi isimdi bence. Çok büyük bir başarıydı Anelka transferi Fenerbahçe'nin. Artık o simen bir numaradır. Ee, hani ve uzak ara bir numaradır. Yani şu anda sezon başında Chelsea'ye gidebilecek, geçen sezon Real Madrid'le adı anılan o seviyedeki bir oyuncu hı hı. tamamen Fırsat transferi tamamen bir kulübün önüne gelen şansla Napoli birlikte. Napoli krizi Galatasaray'a yaradı. Orada biliyorsun hani e, Conte'nin Galatasaray'a evet. yıllardır yaptığı yardımlarda çok e, tekrar göz önüne geldi. Bir kavga etti. Melo'yu gönderin dedi. Melo Galatasaray'a geldi. Hı hı. Paris Saint Germain'de Icardi mevzusu Conte ile başladı. E, Galatasaray'a geldi. Şimdi de Osimen aynı şekilde. Çünkü hocasıyla ettiği bir kavga var. Lukaku'nun Genişiyor. 9 numaralı formayı alması, normalde Osimhen'in forması. Evet, kadro dışı kalması. Bunlar Galatasaray'ın önünü açtı. Suudi Arabistan evet para ama bazen de Avrupa ihtimali böyle yıldız Hı -hı. oyuncular için daha ağır basar. Şimdi orada tabii oyuncu da bir tercih yaptı. Yani kariyerine nerede devam edeceği. Aslında Chelsea ile bayağı bir yakın temastaydı. Chelsea'ye gitmesi de büyük ölçüde bekleniyordu ama Chelsea işi olmayınca oyuncu bir tercih yaptı. Avrupa'da mı kalayım, Suudi Arabistan'a gideyim? Orada farklı bir duruma mı gideyim ki Suudi ile Arabistan'da bu sezon o kadar fazla para dağıtılmadı hı hı. geçtiğimiz sezonlar gibi. E bunlar bunlarda Galatasaray gelen teklifi hay hay diyerek hemen devreye girdi. Çünkü birçok kulübe son dakikada önerildi oyuncu ama Galatasaray hemen... Üstüne atladı bu iş. Şimdi bahsettim tabii gelen birçok büyük transfer var Türkiye'ye ama mesela bir transferden bahsederken mesela Zaha geldi dedik Hı -hı. ki bu oyuncunun 1-2 yıl önce ücreti 70-80 milyondu. Doğru. Ama o düşününce şu anki ücretinin evet. bu kadar yüksek oluşu aslında bu yankıların Hı -hı. da en önemli sebebi. Yani bu değerlendirme neye göre yapılıyor? Yani söyleyelim bir internet sitesi transfer Hani Aynen. onların yaptığı değerlendirmeler Hı -hı. yıllık şey, bon servis ücret değer belirlemeleri. Her sezon sürekli güncelleniyor ve ona göre listeler yapılıyor genelde. E, üçüncü sırayla dördüncü sıra arasında gidip gelen, şu an dördüncü olan 100 milyon euro güncel değeriyle çok büyük bir isim. Yani neredeyse havalimanına inene kadar kimsenin inanmayacağı, dün yaklaşık bu işte öyle haftalardır süren bir işte 24 Tabii. saat biriydi. Dün öğleden sonra İtalyan basını kaynaklı başlayan evet. Corriere della Sport girdi, della Sera girdi galiba ondan sonra artan trafikle beraber işin gerçekliğe dökülüyor ve nereden baksan 12 saatte 13 saatte biten bir transfer operasyonu. Asıl merak edilen konulardan bir de şimdi Osman'ın gelişiyle birlikte Galatasaray'da nasıl bir yapılanma olacak? Kalan transfer döneminde hangi bölgelere ekleme yapılacak? Ve tabii ki böyle önemli bir Santrfor takıma dahil olmuşken hı hı. takımdaki asıl Santrforlar ne olacak? Şimdi Icardi'nin bir sakatlığı var acaba. Evet. Bu sakatlıkla ilişkilendirilebilecek hı hı. bir transfer hamlesi mi sence bu? Yok yani değil. Sakatlığı acaba daha uzun mu? Açık konuşayım. Dün bu haber ilk geldiğinde tabii çok inanmadık. Hani hmm. biraz gelişmesini bekledik. Zamana bıraktık ama iş geliştikçe acaba Icardi mi satılıyor ya da Icardi'nin sakatlığı mı çok daha e, uzun bir durum diye baktık. Hayır, Öyle bir durum da yoktu. Hmm. Yani Okan Buruk tamamen bu arada Okan Buruk'un isteğiyle ki Okan Buruk da oyuncuyu ikna etmek üzere e, gidiyor. Oyuncuyla görüşüp planlarını, projelerini anlatıyor. Burada bizzat onun da rolü var. E sonrasında Galatasaray yeni bir sisteme şimdi Icardi varken Icardi'yi kulübeye bırakamazsınız. Evet. Batshuayi tamam kulübede durur evet ama Icardi ve osimen sağda olacak. Galatasaray buna göre de bir planlama yapacak. Bundan sonra büyük ihtimal e, 3-5-2 sistemiyle oynayacağı. Hı hı. Stoper takviyesi de buna göre yapılacaktır. Farklı bir formata giren Galatasaray'ı göreceğiz. Şimdi Batu dedin. Az önce Harun Damatçı'yla da konuştuk. Onu Acaba biraz da Mertens'le yedek değişebilecek bir oyuncu olarak devam edebilir mi Batu Vallahi Valla Batu oraya zaman zaman koyabilir ama ben oraya biraz daha Sara'nın oynayabileceği çünkü yani eğer net 3-5-2 oynarsa Galatasaray, Hı -hı. şimdi bir kere iki kanadınızın çok hareketli çok savunmaya yardım eden oyuncular olması lazım. Çok farklı bir oyuncu grubuyla e, takımı kurmanız lazım. O yüzden hani e, belki Arias transferi konuşuluyor. Bir Kostiç ismi var o da evet. sol tarafa. Bunlar da gündemde ama iki kanat oyuncunuzun gidip gelmesi çok gerekiyor ve burada da gidip gelen oyuncuların da biraz teknik kapasitesinin biraz daha düşük, daha fiziki performansı öne çıkaran oyuncular olur. Hı hı. Şimdi Galatasaray'ın biraz da bugün Yapabileceği transferler bize takımın da geride kalan haftalar için durumunu gösterecek. Mertens'e bağlayayım. Ben Mertens'in yerine zaman zaman daha güçlü durmak adına Sara'nın ki Sara bence direnç olarak belki düşük gözüküyor ama koşu performansı olarak gayet yerinde. Sara'nın ya da Kerem Demirbay'ın da orayı ikame edebileceğini düşünüyorum. Peki o ilgili sen de az önce bahsetmiştin o sıralamadan dünyanın en hı hı. değerli santrıforlarından onları da bir hatırlatalım. Ee, i̇lk sırada Haaland yer alıyor değerli izleyenler 180 milyon euro değerle hemen altında Mbappe var yine 180 milyon euro. Martinez onları takip ediyor 110 milyon euro ile ve Osimen de 100 milyon euro ile 4. sırada Harry Kane de yine 100 milyon euro ile 5. sırada. E, çok ilginç geliyor bana şu anda. Çok haklısın. Yani normalde hadi canım sen de diyeceğim böyle iddialardan biri gibi geliyor ama işte fırsat transferi bu. Hı hı. Ha, bu bak şimdi fırsat transferi evet hep konuşuyoruz tamam mı? Bu fırsat transferi nasıl oluyor biliyor musun? Şimdi daha önce sen de Drogba oynadıysa hı hı. Drogba paylaşımlarında, sohbetlerinde Galatasaray diyorsa bütün özellikle Afrika kökenli oyuncuların hepsi Galatasaray kafasına yazar. Hı hı. Snyder burada Mutlu bir kariyer geçirdi, huzurlu bir dönem geçirdiyse, hop Hollanda, Belçika, o bölgeler, İtalyan oyuncular, hop seni yazar kafasına. E sonrasında Icardi, Mertens, Muslera, bunları da sıralamaya ekleyince, mesela o Simen kimle konuştu sence buraya gelirken? Sadece paraya bakmamıştır. Tabii ki. Kim aradı? Mertens'le Mertens konuştu. Şimdi Mertens, birlikte de oynadılar. Mertens'in sözleri bir transfer için iyi bir yoldur. Hı hı. Şimdi bunlar ikna sürecini hızlandırır. Fırsat transferi öyle sadece parayı verdim geldiğiyle ilerlemiyor. E, Galatasaray'da önüne düşen bu fırsatı he bu bir tercihtir. Almaya da bilirsiniz ama Ossimen'i reddetmek hiçbir Tabii teknik ki. adamın e, benim elimde Icardi batşuayı var. Ossimen'i istemem diyebileceği bir durum değil bu maliyetlerle. 99 numaralı formaya giyecekmiş. Icardi'nin ilk evet, geldiği ilk sezonki forması. forma. Icardi şu an 9, evet. 9 numara. Icardi kendini geliştirdi. Peki şimdi taraftara biraz değineceğim. Çünkü diğer takımların taraftarları simeni duyunca biraz endişelendi haliyle çok sosyal önemli. medyada e, çok fazla dün takip ettim. E, çok da endişeli aslında taraftarlar. E, neler söyleyeceksin bu konuyla ilgili? Ya şimdi çok haklılar. Hı -hı. Çünkü bahsettiğimiz isim hangi takıma gelirse güç dengesini gerçekten değiştirebilecek bir isim. Yani e, hani onun için maç izlediğin hangi takıma yani Real'e de gitse, Barcelona'ya da gitse, City'ye de gitse normal kabul edebileceği bir oyuncuyu e, kulübünde yaşanan sıkıntılarla beraber bir anda Galatasaray'a kiralık getiriyorsun. E, Fenerbahçe Fenerbahçe, Beşiktaş taraftarının burada bir eyvah demesi çok normal. Ama e, hani onlar açısından bakayım her transferin tuttuğunu söyleyemeyiz. Evet. E, oyuncunun e, hani bir 2-3 aylık futboldan uzak kaldığı e, antrenman temposunda devam ettiği bir süreç var. Onun nasıl döneceği, ne zaman hazır olacağını bilmiyoruz. Teknik heyet onu muhtemelen e, belli bir süre sonra anlatacaktır. E, onun dışında transferin sahaya nasıl yansıdığına bakacağız ama Osimen bu değerlendirmelerin